Merhaba arkadaşlar, Göğsün Yansın hoş geldiniz. Bugün TR Göğüs sınavı için şu an sıfırdan başlasam yetişir mi? Veya şu ana kadar az çalıştım, çok yanlış yapıyorum, neden yaptığımı bilmiyorum, konuları kendi başıma bitirdim ama bir türlü yapamıyorum diyen arkadaşlar. Sınavı kazanabilir miyim diye çok soruyorsunuz. Şu an sıkı bir şekilde çalışsam, evet kazanabilirsiniz. Tabii şunu da gerçekçi olalım. 8 ay önce, 5 ay önce, 1 sene önce başlayan arkadaşlar dezavantajlı mı? Hayır. Onların avantajı şu. Şu an 2 saat, 3 saatlik çalışmalarla bile sistemle çalışmışlarsa bu sınavı kazanabilirler. Ama şunu görüyoruz. 1 seneden beri çalışıyor veya 5 aydan beri çalışıyor, net yapamıyor. Ortada büyük bir sorun var. Herkes, özellikle bize yazanlardan herkes şunu görüyorum. Netler düşük çıkınca, çünkü çoğu düşük çıkıyor netler. Deneme yaptığımız zaman 20 net, 50 sorudan 20 net, 10 net, 4 net, 3 netlerden bahsediyorum. Hiç yapamayanlar var. Ve bu arkadaşlar yeni başlamamış. 5 ay, 6 ay, 8 aydan beri çalıştığını söylüyorlar. Şimdi o zaman bakmak lazım. Yani doğruyu mu söylüyor? Doğru söylüyorsa tamamen yanlış çalışıyor. Tekrar yapmıyor. Burada artık her şeyi geride bırakıp ve şuna karar vermek lazım. Ben gerçekten üniversite kazanmak istiyor muyum? Telegram'ı, WhatsApp'ı, Instagram'ı ya da sorularınızı bir tarafa bırakın. Çünkü habire ben kazanacak mıyım? Ben şu üniversiteye gitsem iyi bir üniversite mi? Şu bölüme gideyim mi? Bunların hepsi sınavın sonunda düşünülür. Şu an olumsuz veya sizi meşgul edecek her şeyi bırakın. Ve tek şunu düşünün. Ben TR Göğüs'te yüksek puan almam lazım. Ve bunun için bitirmem gereken konular belli. Bazı arkadaşlar deneme çözmeye çalışıyorlar. Konuları bitmemiş. Veya çok yanlış yapıyor ama deneme çözerek bunun eti arttıracağını düşünüyor. Ya 80 sorudan 40 yanlış, 50 yanlış yapan bir arkadaşın deneme çözmesine ihtiyacı yok. Ortada zaten bir sıkıntı var. Bunu gidermesi lazım. Denemeye ziyan ediyor. Gerek yok bunlara. Ben sizin için bir ders programı oluşturdum. Ama öncelikle şunu kabul etmek lazım. Öğrencilerimizin bazıları şunu düşünüyor. Bizi arayanlar. Hocam ben kendi başıma yapacağımı düşünüyorum. Küçümsemek için söylemiyorum. 8 aydır, 5 aydır, 4 aydır kendi başına yaptığında geldiğin sonuç çok kötü. Dediğim gibi 10 tane net 50 sorudan ya da işte deneme yapıyoruz. Yarısından daha az yapıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bile 5-6 ayda aldığın sonuç buysa nasıl 5 ayda iyi yapacağını düşünüyorsun? Yani risk alıyorsun. Çünkü TR Göğüs artık öyle bir şey ki herkes aynı anda sınava girecek ve doğru yanlışı götürecek bir sınav olacak. Burada adil bir sınav olacak. Bizim birazcık bu işi ciddiye almamız gerekiyor. Şimdi bizim tabii ki dediğim gibi biraz yoğun bir ders programı yapmamız lazım. Bunun içerisinde biz 10 haftaya böldük. Tabii bu birazcık daha uzayabilir. Sınav haftalığınız geldiği zaman bu 12-13 haftalık bir program olabilir. Şimdi biz şöyle yaptık. Dedik ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma okulu olan arkadaşlar için söyledim. Okul olmayan arkadaşlar zaten bundan itibaren şuradakini her gün yaparak ilerleyebilir. Verdiğimiz ders programında çalışma saati hafta içi 4 saat, hafta sonunda 9 saate çıkması lazım. Hani dedik ya 8 ay önce başlayan bir arkadaşın avantajı yok mu? Yani şu an başlayan yetişir kazanır diyoruz da. Yani o arkadaş boşuna mı çalıştı? Hayır. Şu an daha esnek bir çalışmayla kazanır o. Eğer düzgün çalışmışsa. Burada bizim tek yapmamız gereken destek almamız gerekiyor. Çünkü bir kitabı açtığımız zaman içerisindeki konu anlatımı çok sınırlı. Soru tipleri çok sınırlı. Birden fazla soru bankası bitirecek süre yok. Veya çözümünü görmeniz gerekiyor ki sınavda değişik bir soru geldiğinde yorum yapasanız ve ilerleme kat edesiniz. Şu an bir sayılar konusunu ilerlerken takılma gibi bir ihtimalimiz olmaması lazım. Çünkü konu bitireceğiz, bir daha geri dönme fırsatımız yok. Yani benim sayılar, rasyonel sayılar düzgün ilerlerken ya ben aslında fonksiyonu tam anlamadım. Ya aslında ben sayılardaki taban aritmetini çok iyi anlamadım deme şansımız, daha sonra onu telafi etme şansımız yok. O yüzden burada destek alırsak daha rahat ve daha iyi ilerleriz. O yüzden biz kendi video setlerimizden oluşturarak bir ders programı yaptık ki sistemi hiçbir şekilde bozmadan düzenli bir şekilde çalışma olsun diye. Mat 1 ve IQ ve geometri ile oluşturduk bunu. Baktığınız zaman konuları da tek tek yazdım. Ve artık dediğim gibi size de şöyle bir iyilik yapıyoruz. Aralık sonuna kadar video setlerimize indirime soktuk. İsteyen arkadaşlar bize yazabilirler. Zaten video seti alan arkadaşlar da ders programı ayrıyetten yapıyor oluyoruz.
Ama önceki TRS'ün de şu kısmını anlatmakta fayda var. TRS'te bir ciddi sorun var arkadaşlar. O da nedir? Bir kere 80 soru 100 dakika yanlış doğruyu götürecek. Şu ana kadar mat 1 geometri IQ sordu. Mat 2 çıkar mı? Bilmiyoruz. Ama şimdi ben sıfırdan başlıyorsam önceliğim mat 1 geometri IQ olmalı. Konuların bitmişse, iyi bir şekilde bitmişse o zaman da tabii ki mat 2 ve problemleri de ufaktan çalışmak iyi olur. Sorular nasıl olacak? Öncelikle sınavda asıl sorun süre. 80 soru 100 dakika gerçekten kısa bir süre. İyi yapmak gerekiyor. Herkes aynı anda sınava girdiği için eğer soru gerçekten biraz yanlış yazmışım. Gerçekten zor ise herkese zor olacak zaten. Kaliteli bir sınav gerçekleşmiş olacak aslında. Çünkü normalde Harran Üniversitesi sınavına giriyor arkadaşımız. Düşük net yapıp yüksek puan alabiliyor. Ama artık onlar ortadan kalktığı için gerçekten zorsa herkes zor düşük alır. Gerçekten kolaysa herkes yüksek alır. Çalışan arkadaşlar yüksek alır. Çalışmayan arkadaşlar düşük alır. Süresini iyi kullanan arkadaşlar yüksek alır. Süresini iyi kullanamayan arkadaşlar düşük alır. Yani kesin bir dille şunu söyleyebiliriz ki adil bir sınav olacak. İyi hazırlanmak lazım. Düşük puan alırsak ne olur? Düşük puan almayı öncelikle aklımızdan çıkarmalıyız. Nasıl ki ben hep şunu söylüyorum. Hep bana soruyorsunuz hocam bireysel çalışsak olmaz mı? Arkadaşlar biz video setlerimizi en uygun fiyata sunduk. Ama tabii ki tek çalışabilirsiniz. Ama sorun şurada çıkıyor. Yani sınava verdiğiniz para, harç ücreti veriyorsunuz yıllık. Buraya baktığınız zaman neden ben istemediğim bir üniversite kazanırsam veya bir sene daha eğer tekrardan sınava girme durumum olursa kazanamazsam bu sınavı yapacağım masrafı düşünerek şunu düşünmek daha mantıklı değil mi? Ya ben risk almayayım. Bu sene kazanayım. Hem harç ücretim yükselmesin. Seneye çünkü harç ücreti artacak her sene olduğu gibi. Ben şu an kazanayım. İstediğim üniversiteyi kazanayım. İki tane durum var. Ya kazanamazsın seneye tekrardan girersin. Orada bir zaman kaybı, maddi kayıp da var. Ya da istediğim bölüm tutmaz. Bir tık altı tutar ya da farklı bir bölüm tutar. Hiç istemediğin bölüme bir de harç ücreti verirsin. Daha sonra değiştireceğim diye daha çok masraf yapıyorsun aslında. O yüzden burada birazcık hedefimize odaklanmalı ve bunun için elinizden geleni yapmalısınız. Devam etmek gerekirse düşük puan alırsanız seneye bırakma durumu ortaya çıkacak. Çünkü dediğim gibi bu TRYÖS'te ilk yapılan sınavdan sonra tercihler başlayacak. Daha sonra bu tercihler bittikten sonra ikinci TRYÖS olacak ama ona fazla kontenjan kalmıyor. O yüzden ne olacak? Zamanla yığılmalar olacak. Sürekli rakip artacak ve bu arkadaşlar da sınav tecrübesi olan arkadaşlar olacak. Sürekli arttığı için rakipler %20 ile %10 ülke sınırı arasında bölümlerin sınırı olduğu için, kontenjan sınırı olduğu için ülke kontenjan sınırı sıkıntılar çıkacak. Başarılı öğrenciler daha çok olacak çünkü yığılma olduğundan sürekli çalışan öğrenciler olacak. Yaş sorunu etkili olmaya başlayacak. Tabii bunlar ne için söylüyorum? Şu an değil. Seneye, bir sonraki sene bu şekilde ilerlerse sıkıntılar bunlar çıkacak. Özellikle mavi kart arkadaşlar 11. sınıf olanlar şu an seneye son kez bu sınava girdiği için şu an 11. sınıf arkadaşlar çok ciddi bir çalışma sergiliyor. Burada yine dikkat etmemiz gereken husus şu. Zamanla yarışıyoruz. Süremiz az. Hem sınavın süresi az. Hem de şu an 5 aylık bir süremiz gerçekten az bir süre. Ama yapılmayacak kadar az değil. Yapılabilir. Konular o kadar uzun değil. Halledilebilir hepsi. Ama tek başına temeli olmayan bir arkadaşım veya konularla ilgili bir bağlantısı yok. TRYÖS veya YÖS soru tiplerini bilmiyor ise tek yapması gereken dediğim gibi şu an en ideali canlı bir derste herhangi bir şekilde ben açıkçası şahsi düşüncem etkili olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü canlı derslerini şu an hepsi hızlı anlatıyor. Az soru çözüyor. Yani kitapta tek çalışacağından bir canlı derse ya da bir dershaneye gitmek, kursa gitmek faydalı mı olur? Evet olur. Ama yine orada da hızlı gitmek zorunda kalıyor ve aslında aynı şeye geliyoruz. Yani kitaptan biraz daha detaylısı. Ama bizim istediğimiz çok daha detaylı ve bol soru çözümlü olmalı. Biz bunu video setlerimize yansıttığımızı düşünüyoruz. Örnek videolar zaten atıyoruz. İnceliyor öğrenciler. Ödevlerimizden atıyoruz, sorularımızdan atıyoruz. Bizim buradaki amacımız şu. Her öğrenci en azından kendini
Ben tek başıma yaptığım için kazanamadım. Seneye deneyim olmadan kendini eğer gerçekten çalışacağım ben diyorsa, bunu motive ediyorsa, bunun karşılığını da dediğim gibi destek alarak ödüllendirmeli ve kazanmalı. Şunun gibi bir durum oluyor bana. Daha bugün de bir arkadaş yazdı. Hocam ben sınava girdim TRYÖS'ten 230 aldım. Sınava daha çalışmadım hiç. Şu an çalışsam yetiştirebileceğimi ve kazanacağımı düşünüyorum, hatta eminim. Ama nasıl çalışma sergilemem lazım? Zaten bize bir cümle bırakmadın. Yani işte ne çalıştın, ne yaptın diye soracağım. Hiç çalışmadım diyorsun. Ama aynı zamanda yüksek yapacağıma da eminim diyorsun. Ya burada şey gibi ya, hani biz hep şunu söylüyoruz. Yani öğrencilerin bazıları gerçekten kendini çok özgüvenli. Bu özgüven iyidir. Ama çalışırken bu özgüveni göstermiyor. Yani ben sürekli çalıştım demiyor da, şu ana kadar çalışmadım, çalışsam yaparım. İşte bunların hepsi birazcık şöyle bir durum diyebiliriz. Hani mesela zayıflamak isteyen birisi var ama her sorduğunda ne der? Ben istesem zayıflarım. Sonra başlar, bir hafta 10 gün sonra bırakır ya da spora giden. Çünkü bünyeye aykırı bir şey. Ama beyin onu ertelettirmek için diyor ki evet sen yaparsın aslında ya. Bir başlasan yaparsın. Sadece şu an istemiyorsun. Öyle bir durum bu. Buna inanmayın. Sınav o kadar kolay olsa herkes yüksek alır. Çalışmak gerekiyor. Çalışan yüksek alır, doğru. Sistemli ve düzenli çalışmaktan bahsediyoruz. 2 günlük, 3 günlük çalışma değil. Biz bize soran, video seti alan tüm arkadaşlara ya da alacak olan arkadaşlara hep şunu sorun. Bugün ödemesini yaparsın. Yarın video de alırsın. Yani çalışacağına emin misin? Yani çalışacak mısın? Önemli olan çalışmak. Sen önce kesin kararını ver. Ben çalışacağım, ben yapacağım de. Çünkü bu yol kolay bir yol değil. Çalışmak kolay bir şey değil. Eğer gerçekten şu an iyi bir üniversitede kendinizi hayal ediyorsanız, ben iyi bir üniversitede yazılım, tıp, diş, mühendislik, hukuk, mimarlık kazanmak istiyorum diyorsanız, evet bu sınavda çok zor bir soru gelmeyecek, kazanacaksınız. Çalışan için çok zor bir soru olmayacak. Tek yapmanız gereken söylediğim ders programına uymak, belki arttırabiliyorsanız arttırmak, azaltıyorsanız 10 haftada değil de 15 haftada bitirirsiniz ki yeterli bir süredir. Ama tek dediğim gibi olması gereken şey düzenli çalışmak. Onun dışında sizi istediği kadar herkes desin ki sen yaparsın, edersin, kazanırsın, işte şuraya gel tıp kazanırsın, buraya git tıp kazanırsın, şu kitabı çöz, bu kitabı çöz, bunların hepsi sadece söylenerek kalır. Gerçeğe dönmez. Yani çünkü ben görüyorum Telegram'da kitap önerisi sunuyor. Ben net yapamıyorum. Şimdi ismini vermeyeyim bir kitabın. O kitabı öneriyorlar. Çok temel bir kitap. O kitaptan tıp kazanacağını düşünüyor. Ben onu bitireyim sonra diğerine başlayacağım diyor. Çok saygı duyuyorum. Gerçekten çaresizlik belki de. Yani sonuçta yapamadığı için ona, o kitabı çözüyor. Ama zaman kısa. Zaman da var şu an. Gönül istemez mi? Bir buçuk sene olsun. Biz de çok esnek bir çalışma yapalım. Şu an bir ay sonra 9 saat değil 10-12 saat kurtarır çalışmak. Bundan 2 ay sonra artık diyeceğiz ki herkes için şunu söyleyeceğiz. Evet kazanırsın ama biraz çok zorlaman lazım. O yüzden lütfen kendimize bir çeki düzen verip gerçekten bu sınavı kazanıp kazanmayacağımızı sorgulayalım. Ve gerçekten şunu söyleyelim kendimize. Ben bu saatten itibaren çalışacağım, kazanacağım bu sınavı. Ve gerçekten desteğe ihtiyacınız var ise bu video setleri sizin için çok ideal olacaktır. Biz kendimize düşen görevi yaptık. Aralık sonuna kadar indirim devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir kesit, örnek video almak isterseniz, soru sormak isterseniz sorabilirsiniz. Ücretsiz danışmanlığımız devam ediyor. Ama dediğim gibi öncelikle karar verin arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi çalışmalar, başarılar diliyorum sınavda da.